Kastamonu'yu gezmeye nereden başlanır sorusunu kısaca şöyle cevaplamak mümkün. Kastamonu Kalesi'ne çıkılır, gözler kapanıp parmakla rastgele bir yer işaret edilir ve ardından gidip orası gezilir. Kastamonu'nun zenginliğini ancak böyle tarif edebilirim. Kastamonu'ya hangi köşeden baksanız zamanın onu zarif bir oya gibi işlediğini görüyorsunuz. Tarih bugünü gösterse de geçmiş bu şehirden geçmemiş. Konaklar, medreseler, hanlar ve külliyeler birer mücevher gibi dizilmiş Kastamonu'nun yeşil gerdanına. Ilgaz Dağları'nın eteklerindeki Karaçomak Vadisi'nde kurulan Kastamonu'nun tarihi yaklaşık 4000 yıl öncesine uzanıyor. Bazı yazarlar Kastamonu adının menşei konusunda bölgede Hititlerden önce yaşayan Gas kavmini işaret ediyor. Bu varsayıma göre Kastamonu adı Gasların ülkesi anlamına gelen Gas Tumanla'dan türemiş. İkinci bir rivayet ise 11. yüzyılda Kastamonu Kalesi'ni inşa eden Komnenoslara ait. Komnenosların Kastamonu Kalesi anlamına gelen Castra Comnen kelimesi zamanla değişmiş ve Kastamonu olmuş. Kastamonu'nun sembollerinden biri olan kalenin bir zamanlar şehri çevrelediği düşünülen dış surları zamanla yıkılmış. Selçuklu, Candaroğulları Beyliği ve Osmanlı'nın izlerini taşıyan iç kalede günümüze ulaşan sarnıçlar, zindan, kaçış tünelleri ve Bayraklı Sultan adlı türbe görülmeye değer yapılar. Buradan gerçekten Kastamonu'nun ne kadar düzenli ve temiz bir şehir olduğu görülüyor. Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki Kastamonu Kalesi inanılmaz temiz bir kale. Yerlerde bir tane bile çöpe rastlamadım. Ve Kastamonu'nun o huşu içindeki duruşu da buradan çok net bir şekilde görülüyor. Ve o kadar güzel bir yere konuşlandırmışlar ki masaları buradan sanki Kastamonu'nun size buyurun başımızın üstünde yeriniz var dediğini duyar gibi oluyorsunuz. Şans olsa gerek tam da kaleden ayrılırken bir tane Kastamonu hatırası çıktı karşıma. Resimde siz mi yaptınız yoksa? Ressam arkadaşımız var, ona yaptırdık. Oo çok güzel. Bu şey Polaroid çekiyorsunuz. Benim Canon yazıcı makinem var. Şipşak Polaroid şeklinde. Tamam. Hadi o zaman ben bir tane çektireyim. Tamam, şöyle ortada dursanız. Tamam. Kaleyi kapatmayayım. Görmeye giderken artık iyiden iyiye heyecanlanmaya başladım. Hani buluşma heyecanı gibi. İşte Kastamonu ile ilk buluşma noktam. Şehir merkezinin boydan boya ortasından geçen Karaçomak Deresi. Derenin eski fotoğraflardaki taşar halli görüntüsünün yerini baraj yapımı ve ıslah çalışmaları sonucu şimdilerde sakin bir görüntü almış.
Karaçomak Deresi'nin üzerindeki bu köprü ise yapımı 500 yıl öncesine dayanan tarihi Nasrullah Köprüsü. Kastamonu'nun insanı derinden etkileyen görünümünde tarih ve doğanın ahenkli birlikteliği göze çarpan ilk şey. Yeşil tepelerle çevrelenmiş bu vadinin ihtişamını zarafetinde gizleyen mimarisine şehrin güzel meydanı ayna tutuyor. Kastamonu'yu tanıtan bütün fotoğraflarda ve broşürlerde arz-ı endam eden bir meydan var. Bu meydanın adı Cumhuriyet Meydanı. Cumhuriyet Meydanı'nın bu kadar güzel ve özellikli olmasını sağlayan meydanın hemen yanına dizilen sıralı binalar. O binalardan bir tanesi arkamdaki Hükümet Konağı binası. Hükümet Konağı binası 1902 yılında Mimar Vedat Tek tarafından yapılmış. Hükümet binasının hemen sol yanında ise yine tarihi bir bina bulunuyor. Bu bina şimdilerde kültür merkezi olarak kullanılsa da eskiden bir cezaeviymiş. Ve kültür merkezinin tam karşısında bulunan bina ise Anadolu'da açılan ilk lise olan Abdurrahman Paşa Lisesi. Hatırlatmakta büyük fayda görüyorum. Bu lise Rıfat Ilgaz'ın Hababam sınıfını yazdığı lise. Bu topraklarda aydın onuru, yazar sorumluluğu ve şair duyarlılığıyla dimdik kalmış bir Anadolu çınarı olan Rıfat Ilgaz, 2006 yılında Kastamonu Meslek Yüksekokulu'nda adına düzenlenen bir sempozyumda bilimsel yönden ele alınıp saygıyla anılmış. Ancak bir zamanlar Kastamonu denince akla gelen değerlerden bir diğeri şimdilerde unutulmaya yüz tutmuş. Ne yaman olur Kastamonu şe, salıvermiş, iti ben takmışım vay vay. Kastamonu'yu tanıtan resmi broşürlerde veya internet sitelerinde köçeklerle ilgili hiçbir bilgiye rastlamadım. Ama tesadüfen bir köçekle rastlaştım. Cumhuriyet Meydanı'nda her daim durmaksızın duyulan bu zurna sesi eskiden köçek olan işte bu beye ait. Meydanın hemen arkasındaki tepede Kastamonu'nun en önemli simgelerinden bir diğeri yer alıyor. 1885 yılında dönemin valisi Abdurrahman Paşa tarafından yaptırılan saat kulesinin ilginç bir de efsanesi var. Bu saat bir zamanlar İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda bulunuyormuş. Ne var ki zamansız çalan gongu yüzünden padişahın hamile olan cariyelerinden biri çocuğunu düşürmüş ve bu nedenle saat Kastamonu'ya sürgün edilmiş. Kastamonu'da ayaklarınızın sizi götürdüğü her yerde mutlak bir huzur hakim. İşte onlardan biri ağaçların gölgesindeki meydanı ve suyunun serinleten sesiyle Nasrullah Camii. Kastamonu'nun en büyük camisi olan Nasrullah Camii 1506 yılında inşa edilmiş. Caminin bir diğer özelliği ise İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki kabulünden önce ilk defa okunduğu yer olması. Oh, çok sıcak bir gün ama burada çok serin bir su ve çok güzel kuş sesleri var. Çünkü burası Nasrullah Camii önündeki Nasrullah Şadırvanı ve işte o şadırvandan, çeşmeden akan su da bir kere içildiğinde 7 kere daha Kastamonu'ya insanı getirdiği rivayet edilen su. Çok rivayet var. Kastamonu'da konaklayabileceğiniz birbirinden güzel birçok tesis bulunuyor. Osmanlı Sarayı bunlardan bir tanesi. Turizm belgeli konaklama tesislerinin arasında butik otel şeklinde restore edilen konaklar da var. Kamu konaklama tesislerinin de bulunduğu Kastamonu'da benim bizzat kaldığım Şerife Bacı Öğretmen Evi'nin de konaklamak için son derece ideal olduğunu belirtmek isterim.
Günlerden çarşamba veya cumartesiye denk geldiyseniz Kastamonu Köylü Pazarı'na hoş geldiniz. Bu pazarda tarhanadan kestaneye, sarımsaktan kuşburnuna onlarca ürün satılıyor. Ayrıca Kastamonu'dan almadan dönmemenizin tavsiye edildiği şeyler arasında şunlar bulunuyor. Pekmeze batırılmış su ile pişirilen simit, tereyağı ile yapılan yöresel çekme helvası ve dibek kahvesi. Kastamonu'da bir cumartesi günü ve cumartesi günü pazar demek. Kastamonu'da cumartesi günleri pazar kuruluyor. Bu binanın özelliği ise cumartesi pazarında bayanların yer aldığı pazar olması. İşte teyzeler, ablalar, köylüler yaptıkları peynirleri, süt ürünlerini satıyorlar. İyi günler. Nasıl? Bugün satışlar iyi mi? Bugün satışlar hiç iyi değil. Ah niye? Bak şuradan bir tane soğan sattım. Bir yarım kilo yaprak sattım. Kilo da bir sattım. Başka yok. Yeni mi açtınız tezgah? Hayır, sabahtan beri. Sabah namazını kılınca buradayım. Buradasın. Her cumartesi geliyor musunuz? Her cumartesi geliyorum. Kaç yıldan beri geliyorsunuz? 30 senedir geliyorum. 30 seneden beri. Sizler buranın demirbaşı olmuşsunuz artık. Evet. Duydum ki burada daha çok süt ürünü varmış. Evet, süt evet ürünü burada yoğurt pazarı zaten. Ha evet. Yağ yoğurt pazarı. Sütün kilosu 3 milyon, 800. Yağın kilosu 7 milyon, 6 milyon. Duyurulur. Başka bir şey yok. Tamam. Bu kadar galiba. Sen sor, ben cevaplayayım. Sen sor, ben cevaplayayım. Bağlı mı yoksa soracağım? İnşallah satarsınız bugün hepsini. İnşallah. Nasrullah Camii'nin hemen yanı başındaki Münyere Medresesi, şimdilerde mahalli el sanatı ustalarının ürünlerini yapıp sattıkları bir el sanatları çarşısı. 1746 yılında Hacı Mustafa Efendi tarafından inşa edilen bu yapı yaklaşık 180 yıl medrese olarak kullanılmış. Daha sonraları öğrenci yurdu olan Münyere Medresesi, 1999 yılından itibaren il özel idaresine tahsis edilmiş. Bu dükkanlarda şifalı bitki ve ürünlerden bakırcılara, dokuma tezgahlarından süs eşyalarına kadar Kastamonu'ya ait her çeşit geleneksel el zanaatı bulunmakta. Alışveriş yapmak şart değil. Medresenin içi dinlenmek için ideal gölgelere, karın doyurmak içinse enfes bir mutfağa sahip. Tarih öylesine diri ki Kastamonu'da bu koca konakların içinde neler varmış, eskiden insanlar nasıl yaşarmış diye merak etmemek elde değil. İşte o konaklardan biri bu amaca hizmet etmek için restore edilip Etnografya Müzesi'ne dönüştürülen Liva Paşa Konağı. XIX yüzyılın sonlarında Mir Liva Sadık Paşa tarafından özel malikane olarak yaptırılan bu konak, 1997 yılından beri Etnografya Müzesi olarak hizmet veriyor. Kendi döneminin kültürel özelliklerini en iyi yansıtan eserler arasında yer alan konağın giriş katında Kastamonu tarihine ilişkin fotoğraflar sergileniyor. Liva Paşa Konağı'nda teşhir edilen objelerden hikayesi en ilginç olanı aslında bu kapı olsa gerek. Çünkü bu kapı Kastamonu'nun Kasaba Köyü'ndeki caminin kapısı. 24 Ocak 1997 tarihinde çalınmış ve daha sonra bir ay sonra 24 Şubat 1997 tarihinde Manisa'da İstiklal İlkokulu'nun bahçesine bırakılmış şekilde bulunmuş. Muhtemelen yurt dışında kaçırılmak isteniyormuş ve kaçırılamayınca oraya bırakılmış. Şimdi burada tam teşekküllü bir koruma altında.
bir daha kaçırılması imkansız gibi gözüküyor. Bodrum katı dışında toplam 3 kattan oluşan konağın birinci katında Kastamonu el sanatlarına dair örnekler, ikinci katında ise Kastamonu konak hayatı ve gündelik yaşama ait birbirinden farklı figürler sergileniyor. Tüm bu antika eşyalar, giysiler ve biblolar arasında sadece bir saniyeliğine bile olsa zaman içinde mutlak bir sıçrama yaşadığınızı hissediyorsunuz. Hazır zamanın kapısı aralanmışken aynı yoldan devam etmeli. Çünkü sırada Kastamonu tarihinin en şanlı sayfaları var. Burası Mustafa Kemal'in 1925 yılındaki Kastamonu ziyaretinde şapka ve kıyafet inkılabı ile ilgili tarihi nutkunu okuduğu Kastamonu Arkeoloji Müzesi binası. Yılında müzeye dönüştürülen binanın giriş katında Atatürk'ün Kastamonu'yu ziyareti sırasında kullandığı çeşitli eşyalar ve fotoğraflar sergileniyor. Atatürk'ün şapka devrimini yapmak için Kastamonu'yu seçme sebeplerinden biri, Kastamonu'nun Kurtuluş Savaşı sırasında hiç işgal görmediği halde en çok şehit veren illerden biri olması. Bir diğeri ise Şeyhülislam'ın Atatürk ve arkadaşlarının idamı için imzaladığı fetvaya karşı Anadolu müftülerinin çıkardığı karşıt fetvada en çok imzanın Kastamonu'dan bulunması. Müzenin giriş katı ve ikinci katında yer alan diğer teşhir salonlarında ise Kastamonu'nun bulunduğu bölgenin tarih öncesi adı olan Paflagonya, Roma ve Bizans gibi dönemlerden çıkarılan tarihi kalıntılar sergileniyor. Kastamonu tarihinin daha yakın geçmişine ait eserlerse hükümet konağının hemen altında yer alan Kent Tarihi Müzesi'nde sergileniyor. Kastamonu'nun kentleşme süreci içindeki gelişimini fotoğraf, grafik ve çeşitli objelerle sergileyen müzenin en büyük özelliği Türkiye'de açılan ilk Kent Tarihi Müzesi oluşu. Sergilenen objeler arasında en değerli addedilen parçalar 1904 yılına ait Türkiye'nin ilk el yapımı konsol piyanosu ve 1907 yılında Kastamonu Sanayi Nefise Mektebi'nde dokunan 40 metrekare büyüklüğündeki halı. Şimdi sıra tarihi konakların sesini dinlemede. Sadece Kastamonu kent merkezi içinde yer alan 534 adet taşınamaz kültür varlığından 400 tanesini yaklaşık 150 yıllık sivil mimari örnekleri oluşturuyor. Kastamonu'nun coğrafi yapısındaki değişik etmenlerden dolayı sivil mimarlık öğeleri de içinde bulundukları yörenin beşeri coğrafyasına uygun olarak yapım tekniği ve tasarımlarında oldukça zengin bir çeşitlilik sunuyorlar. Kent merkezinde yer alan bu konakların en önemli özelliği her birinin ön cephesinde farklı bir mimari tasarım ve estetik yapının olması. Kastamonu'nun özellikle beylikler ve Osmanlı döneminde idari bir merkez olması ve bu dönemlerde ülkenin her yanından Kastamonu'ya gelip yerleşen memur, asker, zanaatkar ve tüccarın burada var olan kültürel altyapıyla kendi kültürlerini birleştirmesi ortaya çıkan bu eklektik yapılanmanın nedeni sayılabilir. Evlerden bazıları az sonra yıkılacakmış gibi duruyor. Artık onlar çok fazla restorasyon çalışması gerektiriyorlar ama birçoğu da o kadar sağlam, o kadar güçlü bir şekilde ayakta duruyorlar ki işte onların çoğunun üzerinde satılık ve kiralık ibarelerinden gördüm.
Yani yeni sahiplerini bekleyip yaşamlarına bir şekilde devam etmek için can atıyor gibiler gerçekten. Çok da uygun fiyatlar olduğunu öğrendim. Buradan ilgililere duyuruyorum. Fiyatlar 140 bin YTL ile 150 bin YTL arasında değişmekte. Kastamonu evlerinin mimarisinin yani çok etkileyici olduğu aşikar ama ondan daha fazlasına sahip bir görünümleri var diye bir hissettim. Sonra düşününce bilmiyorum benimle hem fikir olacak olan var mıdır? Bu evlerin özellikle ön cepheleri bize o ilkokulda gösterilen ve öğretilen Atatürk'ün pembe boyalı evleriyle çok benziyor bence. O yüzden çok derinlerde bir yere etkiliyor olabilir diye düşündüm. Kastamonu'da birkaç senedir düzenlenmekte olan bir uçurtma şenliği var ve tesadüf bu ya, bu sene de şenlik tam da benim Kastamonu'da bulunduğum günlerden birine denk geldi. Söz konusu uçurtma şenliği olur da mekan olarak böyle sonsuza uzanan bir beton seçilir mi diye sorarsanız eğer cevabım hazır. Burası 1990'lı yıllarda inşa edilen ve zaman zaman hava eğitim uçuşları için kullanılsa da asla tarifeli uçuşlar için kullanılmayan Kastamonu Havaalanı. Şimdi Kastamonu merkezden yavaş yavaş çıkıp yeşile sürüyorum yolumu. İlk durak şehre 17 kilometre uzaklıktaki kasaba köyü. Yeşiller arasına gizlenmiş bu güzel Anadolu köyü dışarıdan bakıldığında içinde yatan cevheri belli etmeyecek kadar sakin. Kasaba köyü, Beylikler döneminin en önemli sanat eserlerinden birine ev sahipliği yapıyor. Elma ağaçlarının arasındaki bu sade yapı, muhteşem bir ahşap işçilik örneği olan Mahmut Bey Camii. Dikkatli olanlar bu kapıyı bir yerden hatırlıyor olsa gerek. Aslı Etnografya Müzesi'nde sergilenen kapının ustası Nakkaş Mahmutoğlu Ahmet Efendi'ymiş. Aslını aratmayan bu imitasyon kapıyı araladığınızda kapının üzerindeki ince işçiliğin içerideki mimari ile ilgili büyük bir ipucu verdiğinin farkına varıyorsunuz. Caminin içine girdiğinizde göze ilk çarpan tavan ve mahfillerdeki müthiş ahşap işçiliği. Tam ona kendinizi alıştırmışken biraz daha dikkatli baktığınızda ahşapların üzerindeki kalem işi bezemeleri görüp adeta hipnotize oluyorsunuz. Birçok teze ve araştırmaya konu olan bu caminin en büyük özelliği yapımında kullanılan ahşapların hiçbir şekilde aralarında çivi veya başka bir aksamın olmaması. Hepsi birbirinin içine geçmeli bir şekilde yapılmış. İnsanın bunu yapabilmesi için inanılmaz büyük bir sabra ihtiyacı olması gerektiği düşünüyorum. Çünkü yakından bakıldığında özellikle çok büyük bir incelik görüyorsunuz. Bir diğer güzel yanı da tüm ahşapların üzeri kök boyayla, kalem işiyle ve kök boyayla işlenmiş. Çok apayrı bir hava katmış. Kalem denilen ince fırçalarla yapılan nakışların maalesef yavaş yavaş silindiği göze çarpıyor. Ahşap kirişleme tekniğiyle inşa edilen caminin tavanı hiçbir çivi kullanılmadan birbirinin içine geçirilmiş tahtalardan oluşuyor. Ben artık Kastamonu'da çok acıktım. Siz de artık Kastamonu'da çok acıkacak olursanız hayatınız boyu unutamayacağınız bir ziyafetin kapısını çaldınız demektir. Burası meşhur kahvaltısı, meşhur etli ekmeği ve her şeyden önce sizi içine çeken müthiş sıcak atmosferiyle İzbeli Çiftliği.
Sabiha Hanım, İzbil çiftliğine ilk ne zaman geldiniz? Ne zaman gördünüz bu çiftliği acaba? Efendim, 3 günlük evliydim İzbil çiftliğine geldiğimde. O zaman böyle çok herkesin taksisi falan yoktu. Düğüne gelen misafirlerle falan beraber traktörle geldik. Ben köyün içinde indim, hemen 2 kişi koşa geldi, koluma girdiler, beni ocak başına götürdüler, elime bir maşa verdiler. Ya onun da manası şuymuş, yemek, gelin yemeği güzel yaparmış, bir, ikincisi iyi olursan işte köşe, kötü olursan işte sana maşa. Çok hoş. Ben o sınavdan geçtim evet, yani. Bravo. Hala misafir ağırlıyorum, demek ki ocak başını evet. Çok sevdim. Baştan belliymiş ne olacağı aslında, değil mi? Evet. İzbil çiftliği bir tımarlı sipahi. Evet, tımarlı sipahi ocağı. 4. Mehmet, Avcı Mehmet tarafından dede buraya gönderiliyor. Tımarlı sipahi yetiştirmek için. O zaman asker özelmiş yani. Çok geniş bir arazi veriliyor. Ama 3-4 yüzyıldır tabii bölünmeler, miraslar var. Gene de bizim arazimiz 860 dönüm. Şimdiki hali 860 dönüm. Evvelden? Evvelden zannederim 10 bin dönüme falan yakın. Peki bu çiftliği ilk işletmeye açmak fikri ne zaman doğdu acaba? Ailenin bir geleneği var. Hep misafir ağırlamışız. Misafir gelmiş gitmiş. İşte bize de açın dediler turizme. Ben karşı çıktım, şiddetle karşı çıktım. Neden? Hep misafir ağırlamışım. Yani yemek yedirip de para almak bana... Çok ters geliyordu. Ama alıştık şimdi. Hatta pazarlık bile diyoruz turlarla. Evet. Sürekli turlar geliyorlar. Turlar yani geliyor. Şimdi şöyle, biz kahvaltıyı bu tutturma tabirinde çok kullanıyorum. Çok güzel tutturduk. Organik tarım. Kendi yaptıklarımızı hep ikram ediyoruz. İşte zeytinsiz kahvaltı diye dergilere geçtik. Neler var kahvaltıda? Şimdi elma, ayva, kızılcık, kuşburnu, erik, gül, reçeller, marmelatlar. Bir sürü şu anda sayamayacağım kadar pekmez var. Peynir, tereyağı falan hepsi kendimiz. Her şeyi kendimiz yapıyoruz. Ekmeği pek yapamıyoruz. Onu Kastamonu'da bir fırın biraz siyah unla bana yapıveriyor. Ve onun dışında da meşhur etli ekmek var. Meşhur etli ekmek. Etli ekmeğe de gelen hep oluyor ama kahvaltımız çok güzel gidiyor. Envai çeşit marmelat ve reçel, acı sos, tarator, tereyağı, kuşburnu, peynir, kaymak, katmer, sahanda yumurta, süt ve sınırsız çayın fiyatı yalnızca 7,5 GTL. İsterseniz 5, isterseniz 15, yiyebildiğiniz kadar etli ekmek, turşu, ayran ve sınırsız çaysa 8,5 GTL. Üstüne bir de baklava yerseniz ki bence yiyin, o zaman da 10 GTL. Mesela günde kaç kişi ağırlıyorsunuz 3 aşağı 5 yukarı? Buna da pek bir kesin bir şey söyleyemem. Mesela 5 otobüs aynı günde gelebiliyor. Ama birkaç gün hiç kimse gelmeyebiliyor. Yani evet öyle bir şey oluyor. Evet. Burada bir de yardımcılarınız var ve hep bayanlar. Civardan hanımlar. Köylülerimiz çalışıyorlar. Evet köylülerimiz çalışıyor. Onlara bu teklifi siz mi götürdünüz? Ben götürdüm. Şimdi turizme açın dedikleri zaman işte ben önce karşı çıktım olmaz dedim. İşte köydeki hanımları topladım. Ne kazanacağımı bilmiyorum. Yani hakkınızı yemem. Onlar da biliyorlar zaten yemeyeceğimi. Ona göre veririm dedim. Tamam dediler. Ama bugün hepsi çok memnunlar. Ben her zaman söylüyorum. Allah kapının önüne bir çuval un bırakmaz. Yani bir şeyler yapmak lazım, çalışmak lazım. Hepimizin çalışması lazım. Ben böyle oturup da böyle işte ekmek verilsin, kocam müsaade etmiyor falan da hiç kabul etmemişimdir. Çalışsın kadın. Ezilen kadına da kızıyorum ben. Ezdirmesin kendisini. Yani bir şeyler yaparsa, bir becerisi olursa ezdirmez. Ya bu evde de yani adeta tarih kokuyor. Her yerde işte şeyler, burada görüyorum sedef kalkmalı bastonlar, silahlar, evet. Tüfekler. Çok yani çok değerli bir çiftlik. Çok şeyler varmış. Tutucu bir aileymiş. Yani eşimin ailesi çok tutucu bir aileymiş. Ben mesela birçok şeyleri biz tavan aralarından oradan buradan buldum. Ama hiçbir şeyi atmamışlar. Mesela buraya gelip de ağlayan hanımlar, beyler görüyorum ben. İnanmazsınız. Geçen de hanımın bir tanesi bütün odaları gezerken ben görmedim. Kızlar söylediler hep ağlamış. Çünkü eskiyi hep atmışlar. Ama şimdi burada onları gördükleri zaman çok duygulanıyorlar. Annem bunu niye attıydı, nedendi, niye kıymetini bilmedik gibi diye. Evet, yani bu aile tutmuş her şeyi.
Bir de sizin aldığınız ödüller var. Evet, evet, onlar da hiçbir şeyle kıyaslanmayacak kadar güzel. İlk defa Dünya Gazetesi beni yılın başarılı kadını seçmiş. Buradaki Cumhuriyet muhabiri telefon ediyor, jüri sizin üzerinizde duruyormuş diye. Aman dedim, daha başında beni nereden bulacaklar? İki gün sonra seçilmişsiniz dedi, o haber almış. Bu çok güzel bir şey. Ondan sonra bir hayli aldım. Mesela vilayet verdi, işte Çevre Bakanlığı verdi, Kültür Müdürlüğü, Ticaret Odası. Askeri ödüllerim var. 4. Kolordu Komutanlığından bir silt verildi. 2. Kolordu Jandarma Genel Komutanlığından asker bize çok geliyor. Onlar burasını asker ocağı olarak kabul ediyorlar. Evet. Tımarlı sipahi ocağı olduğu için. 8 Mart Kadınlar Günü'nde Ankara'da tekrar bir ödül aldım federasyondan, Kastamonu Federasyonu'ndan. Sizi canlı gönülden tebrik ediyorum. Hem bu girişimci ruhunuz hem de bu kadar hala yani yılmadan, hiçbir şekilde o şeyden, enerjinizden taviz vermeden hala burayı böyle bir anlamda çekip çevirdiğiniz için ve örnek teşkil ettiğiniz için çok, ben çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Çok güzel. Bunları duyduğum zaman bende yorgunluk falan hiçbir şey kalmıyor. Bir de şunu diyorum, gönül yorulmasın. Vücut yorgunluğu yatınca geçiyor. Etli ekmeğim. Teşekkür ederim. Oo. Kokusu doyuran cinsten. Bakalım. Haliyle malzemesi benzediği için çiğ börek kokuyor. Çiğ börek değil, şığ börek diyorlar galiba. Aslı oymuş. Bilmiyorum, yanlış olmasın da. Bakalım. Kastamonu'nun meşhur etli ekmeği beni ne hale sokacak? Müthiş. Bir kere çok hafif. Yani çok yağlı değil ve harikulade. Ben etli ekmek deyince çok daha kalın, yani böyle tahayyül etmiştim kafamda. Ekmek ya, daha hamurlu bir şeyler gibi düşünmüştüm. Fakat değil, enfes bir tadı var gerçekten. Çok güzel. Ayran da daha güzel olacaktır eminim. Muhteşem ikili. Yediğim içtiğim de dahil olmak üzere gezip gördüğümü anlatmaya devam ediyorum. Önümüzdeki bölümde sizi Kastamonu Küre Dağları'nda bekliyor olacağım. İddia ediyorum, hep beraber inanamayacağız.